Türk siyaseti önemli bir ismine veda etti sayın seyirciler. Bugün bir süredir kanser tedavisi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Devletin zirvesi cenaze törenindeydi. Haklarınızı helal ettiniz mi? Rabbim taksiratını asenata tebdil etsin. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Mesut Bey'in de mekanı cennet olsun. Türk siyaset tarihinin önemli bir dönemine adını yazdıran isimdi. 72 yaşında hayatını kaybeden eski başbakan Mesut Yılmaz hep bir ağızdan verilen helallikle ebediyete uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze töreninde konuştu. Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey'i ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Marmara İlahiyat Camii'ndeki son yolculuğunda devletin zirvesi son görev için hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Tören sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Abdullah Gül arasında ayaküstü sohbet yansıdı kameralara. Taziyeleri eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz kabul etti. Bundan bir yıl önce Mesut Yılmaz'ın akciğerinde tümöre rastlanmıştı. Tam kanseri yendi derken bu kez beyin sapında tümör saptandı. Tedavisi devam ederken vücudu yenik düştü. Allah! Yakın tarihin iz bırakan anlarında onun adı vardı. Üç ayrı koalisyon hükümetinde başbakanlık görevi üstlendi. 28 Şubat sürecinde başbakanlık koltuğundaydı. 1998 yılında 600 milyon dolarlık Türk Bank ihalesi sürecinde usulsüzlük iddialarıyla Yüce Divan'da yargılandı. Yüce Divan'da yargılanan ilk ve tek başbakan oldu. Nasıl? Mesut Yılmaz Kanlıca mezarlığında 2017'de vefat eden oğlu Yavuz Yılmaz'ın yanına defnedildi.